İpek Atölyesi Merkezi, İpek Sürdürülebilir İpek Moda Tasarım Merkezi kurma çalışmaları içerisindeyiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve OAKA işbirliğiyle kurulacak olan projemize hoş geldiniz. Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi, ipekçilik sektörünün güçlendirilmesi doğrultusunda tasarlanmıştır. Amacımız, ipekçilik sektöründeki işletmelerin ve kişilerin ortak kullanım alanı yöntemiyle beşeri ve fiziki kapasitelerini geliştirerek sektördeki rekabet edebilme güçlerini arttırmaktır. Haklı olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne, Doğaka'ya, İpek Böcekçiliğine ve İpek'e vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu panellerin, bu organizasyonların düzenlenmesinde katkıları. Konfüçyüs, bu lifin bulunuşunu, eğrilmesinin bulunuşunu bir Çinli prensese atfediyor. Çinli prenses bir çayını içerken, ağaçtan bir dut ağacının altında çayını yudumlarken bir İpek böcek kozası çayına düşüyor. Çekmeye çalıştıkça lifin geldiğini fark ediyor ve ipek böcek, ipek kozasından ipek çekimi işlemi bu şekilde başlamış. Avrupa'da ipek tarihi hakkında bize ve Anadolu'da ipek tarihi hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Genellikle Asya kökleriyle bağlantılı olsa da tarihimizde, sosyolojimiz, ekonomimiz ve sanatımızla ilgili bağlantılı olarak önce Anadolu'da, sonra da Avrupa kültüründe temellendiriyor. Geleceği başlıyor. 19. yüzyılda bu biraz duraksamayı buluyor çünkü onu biz o gün yapamadık. Belki bugün burada Hatay'da bu yapılabilir diye düşünüyorum ve yapılırsa gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde tarımın yapılamaması, ipek böcekçiliği tarım gibi yetiştiriciliği gibi bir yetiştiriciliğin yapılamaması nedeni örümcekler birbirlerini yemeye başlıyorlar. Belli bir alana birlikte konulduğunda ipek böceğinde veya işte üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin özellikle tasarım odaklı eğitim veren çok katılıyorum. Hakikaten ben de biraz böyle bir kaldım aslında. Çünkü ben de bunları bilmiyordum. Yani hakikaten bu kadar önemli bir miras eline varken hiç kulağı almak. Ben de buradan söz veriyorum. Ben zaten İpek benim en sevdiğim kumaş diyebilirim. Seviyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin, yani Türkiye kutsal toprak olarak tanıyorum her yerine gidersem ama Hatay'ındaki hakikaten nerede dikersin bir şey çıkıyor. Yani o kadar inanılmaz bir yer ki. Amacı ikinci ve üçüncü etaplara neler yazalım aslında? Sizin söylediğiniz her şey şu an kayıt altına alınıyor. Bunların dataları başkanımın izniyle ikinci ve üçüncü etap içine girecek. Zaten yapma amacımız bu ilk etap. Dolayısıyla aslına bakarsanız sadece kendi başına bir birim olmaktansa bu da zaten Expo'ya gelen ziyaretçilerin de aslında uğrayacağı bir nokta bir tasarım atölyesi olur. Ve burada tasarlanan ürünlerle beraber bunların işte pazarlanacağı, tanıtılacağı ve PR'ların yapılacağı bir merkez haline getirmek istedik. Emeği geçen tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza ve başkan vekilimize de sizlerin huzurunda. Burada çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yetmişlerde bu işe başladım. Babamın atölyesinde başladım. O zaman bez dokuduk biz. Bez. 110'lu 90'lı falan. Ondan sonra çarşafla yetiştik. Sonra efendime söyleyeyim. İpeklerden şal, kulak, çarşaf gibi ürünler yapıldı. Ben de herkese birlikte sevgili sahibine selamlıyorum. Hatta Büyükşehir'e tekrar bir nazım davet için teşekkür ediyorum. Benim markam 3,5 senedir Kutlu Tanıtım Grubu Başkanlığı yaptı. Başkan bize dedi ki biz Kutlu'dan ne yapabiliriz? Biz o zaman oradaki hanımefendilerle 30 kalemden 150 tane ürün ürettik. Yeni. O zaman da ustamın dediği gibi o zaman da Kutlu'da sadece şal var, kravat var, başka da hiçbir şey yok. Günün sonunda biz 3,5
yılında. İşte Bilecanak'ı Denizli'ye yaptık, PR'ımızı yaptık, her şey güzel gidiyor. En önemli kısım bence tasarımcımızın demin de ifade ettiğim gibi kumaşınızı çok iyi tanıması, ona göre lütfen hayal edip çizmesi ve numunelerin ve kalıpların başında durması gerekiyor. Yanındaki zaten kendi battaniyesi yaklaşık 40-50 yıllık bir battaniye içindeki. Bunun devamlılığını sağlamak için de girişimci olarak bize ulaşan kişilerden biri. Özel girişimler arasındaki özellikle kutu markasını yaratırken yerel yönetimlerle özel sektör nasıl bir iletişim kurdu? Sen dedim sana düşeni yaptım. Yani bir büyükşehir belediye başkanı olarak kutu kumaşına dikkati çektin. Gerekli parayı da harcadın. Gerekli üreyi de koydun.